İyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Şöyle bir telif falan yemeden yeterli bu kadar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Merhabalar. Aynen ya, oturmaya mı geldik? Hadi bakalım. Oo, güzel bir katılım var. Güzel bir katılım. Sevindim. Tabi reduction olunca konu, değil mi? Konu reduction olunca böyle bir herkesin sevmediği, değil mi? Çok teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Ben de Bursa'dan selamlar diyorum. Karabük'ten, Antalya'dan. Antalya'yı sel götürüyormuş galiba. Özlem hocam yazmış. Teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş biraz daha gelenler var. Şimdi konu bazında gerçekten bizim için aslında baş belası olunca, baş belası olan bir konu. Ama işin özünü kavradığınız zaman, böyle mantığını anladığınız zaman tık tık ya hepsi böyle gelsin ya dediğiniz sorularda. Şimdi sadece sizinle ne yapmanızı istiyorum biliyor musunuz? Sakince kalıp böyle arkanıza yaslanıp beni dinlemenizi istiyorum. Dersin sonunda ben zaten aldığım notları sizinle paylaşacağım. Şimdi bugün böyle gerçekten herkesin şu reduction'la olan derdini çözmek istiyorum. Onun için de belki uzun bir ders olur, bilmiyorum. Mesajlarınızı bir yandan kontrol edeceğim, bir yandan okuyacağım. Ama sizden şu anda istediğim tek şey gerçekten sadece dinlemeniz. Not bile almanıza gerek yok. Çünkü aldığım notları, yazdığım notları sizinle dersin sonunda merak etmeyin paylaşacağım. Yazmanıza gerek yok. Gerçekten dersin sonunda benim Telegram kanalımı takip edenler zaten orada görecektir. Telegram kanalından paylaşacağım. Şimdi peki bu reduction dediğimiz olay ne? Şimdi aslında her zaman reduction mı yapıyoruz? Reduction ne demek? Öncelikle bunlardan başlayalım. Sonrasında şöyle bir özetleyip konumu anlatacağım şeylere giriş yapacağım. Bismillah diyorum. İnşallah dersin sonunda bana dua edersiniz. İnşallah Betül'cüm. Böyle anlarsınız, bir problem artık bizim açımızdan kalmaz bu konuyla ilgili. Şimdi aslında arkadaşlar hep gördüğünüz konularda hep gördüğünüz bizim için şu tense sorusunun içinde ya da clause testlerde ya da modellerle ya da pasivlerle beraber geliyor olan bir konu aslında. Doğru mu? Ne söylüyoruz? Diyoruz ki ya ing'li kısaltma görüyorsunuz aslında bunlarda hep. Doğru mu? Ya kısaltmayı ya da kullandığımız ifadeyi ya ing şeklinde görüyorsunuz ya da bunu to şeklinde görüyorsunuz. Peki bu ne demek? Bu ne demek yani? Bu ne oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kısaltma dediğimiz yapı ne demek? Reduction dediğimiz kısaltma, azaltma anlamına gelen bir ifadedir. Yani şöyle düşünün. Mesela relative clause reduction. Bu ne demek? Mesela ben diyorum ki Gözde who works bla 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 devam ediyor. Bakın relative clause reduction. Sana diyor ki relative clause'unu kısalt azalt. Yani diyor şunu kullanma cümlende. Sen ne yapıyorsun bu cümleyi alıyorsun. Diyorsun ki Gözde bak kısaltacaksın. Şurayı kısaltacaksın. Bak kısaltmanı ya ing'li yapacaksın ya to'lu yapacaksın. Doğru mu? Bunları anlatacağım. Sağlıyorum. Burada diyeceksin ki working. Bak sen burada ne yapmış oldun? Relative clause'unu kısaltmış yazmamış oldun. Biz ne diyorduk? Clause yapılarından sonra eğer bizim için fiil gelirse eğer an en çevirisi verdiriyorduk. Doğru mu? Yani burada diyorduk ki çalışan Gözde. Doğru mu? Böyle bir çeviri veriyorduk. Aynısını ben o zaman burada da verdiriyor olmam gerekiyor. Çalışan Gözde deyip cümleme devam ediyorum. Aynı çevirileri veriyor. Relative clause reduction dediğimiz ifade aslında buydu. Peki hocam hep mi ben kısaltma yapıyorum? Yani gördüğüm soruların, şıklarda gördüğüm ifadelerin hepsi mi kısaltma? Hayır.
Orada ne de var? Gerund Infinitive kısmı da var. Gerund Infinitive kısmı ne demek hocam? O da şöyle söyleyeyim. Şimdi burada evet relative clause'u kullanmıyorsun. Relative clause'u kullanmadığında relative clause reduction yapmış oluyorsun. Peki gerund infinitive dediğimiz şey ne? İngilizce'deki fiilimsi konusu gibi düşünebilirsiniz. İki tane fiili yan yana getiremediğim için bir tane fiili isimleştirmiş oluyorum. Anlaştık mı? Mesela şöyle düşünün. Diyoruz ki ben yüzmeyi seviyorum. Bakın ben yüzmeyi seviyorum. Şimdi ben aslında burada ne yapmış oldum? Yüzmek de benim için bir fiil, sevmek de benim için bir fiil. Şimdi yüzmeyi, bakın meyi mayı çevirisini getirmişim ben buraya. Meyi mayı, mesi ması, bu çevirileri verdiğim zaman ne yapmış olurum? Aslında isimleştirmiş olurum. Aslında ben burada diyorum ki, işte I like swimming. Bakın ne yaptım? Fiile ing getirerek isimleştirmiş oldum. I like swimming. Ya da diyorum ki I want to go out. Dışarı çıkmak istiyorum. Dışarı gitmek istiyorum. Burada ne yaptım? Bak iki fiili yan yana getiremediğim için bunu da to verb ile kullandım. Bakın aslında aynı kurallar. Kısaltmada da böyle. Gerund infinitive'de de böyle. Gerund dediğimiz ing'li, infinitive dediğimiz to'lu kullanım. İki fiili yan yana getiremediğin için ya ing'li ya to'lu kullanırsın. Şimdi peki soru sizden bunu istemediği için. Yani bir de participle konumuz var. Doğru mu? Participle konumuzda da ing'li kısaltma yapıyoruz. Şimdi bu konularda, bu konuların hiçbirinde sizden soru, bu soru gerund infinitive sorusu mu? Bu soru participle konusu mu? Ya da bu reduction konusu mu? Bunu senden istemediği için belli başlı kurallara göre yapabiliriz. Peki bu kurallar ne? Benim için kısaltma ifadeleri ne? Bunları bildiğim zaman işim bir tık daha rahat oluyor. Şimdi önemli olan onlar ne? Onları bilmek. Tamam mı? Şimdi sınavda şunu yapmanıza gerek yok. Ya bu relative clause mu? Ya bu işte gerund infinitive sorusu mu? Bu hangisi? Böyle düşünmenize gerek yok. Direkt şimdi size öğreteceğim, size yazacağım, şu bugün derste yazacağım her şeyi öğrenerek çok rahat bir şekilde bu soruları çözebilirsiniz arkadaşlar. Bir de zaten şöyle bir rahatlığınız var. Sağlıyorum bir tarafı sadece reduction, participle ya da gerund infinitive her neyse o olacak. Diğer taraf slash'lı kısım yani iki öncüllü olanlarda diğeri de ne olacak? İşte tense olacak, modal olacak, pasif olacak. Ondan da yardım alarak aslında iki taraflı kontrol ederek sorunu çözebileceksin. Şimdi benim için şuraları bir sileyim. Buralarda konumuzun özetini yaptık. Konumuzun ne olduğundan bahsettik. Tamam, buralar bizim için önemli değil. Şöyle hemen sildim. Peki. Biz sadece bizim için bilmemiz gereken ifade şu olacak. Şimdi, evet bir ing'li bir to'lu olarak karşımıza gelecek. Tamam, bundan yana bir sıkıntı yok. Ama biz bunları bir aktif olarak işleyeceğiz, bir de pasif olarak inceleyeceğiz. Aktif ve pasif olarak bakacağız. Ya bu ne demek? Şimdi aktif olarak baktığımız zaman ing, verb ing karşımıza sadece şıklarda verb ing olarak gelecek. Pasif olduğunda nasıl gelecek karşımıza? Verb 3 olarak karşımıza gelecek. Birisi verb ing, birisi verb 3 olarak karşımıza gelecek. Peki, to nasıl karşımıza gelecek? Aktif olduğunda diyeceğiz ki to verb 1. Pasif olduğunda karşımıza diyeceğiz ki to be verb 3. Bu şekilde karşımıza gelmiş olacak. Bir de bunların şıklarda have'li olan ifadelerini göreceksiniz. Yani size have'li olanlar gelecek. Bu ne demek? Have'li olanlar. Yani bakın
Bunları da aktif pasif diye ayıracağız tabii ki. Ondan yana hiçbir fark yok. Yani aslında bir tık böyle grafik okumayı bilen birisi için şöyle düşünün. Aktif, pasif ayrım var. Ama have de aktif olup verb ayıncılı ifade yazacaksın diyor. Hem have'li hem verb ayıncılı hem de aktif yazacaksın diyor. O zaman ben de diyorum ki ben burayı o zaman having verb 3 şeklinde yazarım. Derim ki having verb 3. Peki bunun ben pasifini yazacak olursam ne yaparım? Bir be ile işi çözerim. Çünkü benim için zaten pasif ifade be verb 3 dediğimiz yapıydı. Having been verb 3. Peki to'la have'li bir ifade yazacağım. Bunu nasıl yazacağım? Diyeceğim ki to have verb 3. Bunun pasifi de diyeceğim ki to have been verb 3. Şimdi bakın bunlar tamamen kural gereği böyle olan ifadelerimiz. Yani bunlar bizim zaten biliyor olmamız gereken ifadelerimiz. Şıklarda size bunlar gelecek. Zaten bunları hiçbir şekilde tenslerle karıştıramazsınız. Bizim having diye başlayan bir tensimiz yok. Bizim to diye başlayan bir tensimiz yok. Şimdi tenslerle beraber karışık gelecek ama bu tense miydi, kısaltma mıydı? Karıştırmazsınız. Oraya dikkat. Şimdi bunun dışında bakın. Geçen gün de demiştim ki bu reduction ya da işte gerund infinitive bu tarz soruları çözebilmek için benim anlattığım ifadede bunun birkaç tane sac ayağı var. Bu ne demek hocam? Yani dikkat edeceğim birkaç tane basamak var. Bunlardan bir tanesi bu tablo. Bu tabloyu ezberledik mi? Bu tablomuzu oluşturduk mu? Evet oluşturduk. Atalım bunu cebe artık. Doğru mu? Bunu cebe atalım artık. Tamam. Şimdi önemli olan bunların nasıl bir çeviriye sahip olduğu. Bir de bunların çevirisine bakacağız. Bir de genellikle hiçbir iki kategoride de olmayan ama karşımıza çıkan ifadelerden bir tanesi de being verb 3. Bu bizim için pasif your'lu çeviri verir. Pasif your. Böyle bir çevirisi vardır. Şimdi bana şunu sormayın. Hocam bunlardan hangisi gerund'lu, hangisi infinitive'li, hangisi relative clause reduction? İşte hepsi için ortak kısaltma ya da ortak ifade bunlar arkadaşlar. Bunlarla beraber yapıyoruz. Hepsi için ortak olduğu için bakın konu bazında ayrım yapmadığını anlatıyorum. Şimdiye kadar böyle bir ayrıma girdim mi? Girmedim. Şimdi de öyle. Aynı şekilde devam edeceğim. Diyorum ki evet önemli olan bunlardan bir tanesi bir önemli başlığımız bunların tablosunu öğrenmek. Verb ing to'lu tablosunu öğrenmek. Süper. Bunu hallettik mi? Ettik. Harika. Şimdi şöyle bir çizgi çekiyorum. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Ve şuraya da çevirilerini yazacağım. Bir tık daha şöyle güzel bir çizgi çekmeye çalışayım. Çizgilerim birbirinden güzel gerçekten. Şimdi bu tarafa da benim için önemli olan çevirilerinden bahsedeceğim. Çeviri verirken fiilimizi do fiili olarak alalım. Şimdi fiilimiz do fiile. Bakın ilk hali verb ing yani doing şeklinde karşımıza gelecek. Doğru mu? Diyeceğiz ki ya ben bunu yapan diye çeviririm ya da ben bunu yaparak diye çeviririm. Ya ben bunu yapan ya da yaparak diye çeviririm. Sonrasında geldim bakın verb 3 hali. Yani aslında pasif hali. Yani sadece diyeceğim ki done. Bu bana ne söylüyor? Bu bana diyor ki artık yapan değil yapılan diye çevireceğim. Pasif bir çeviri veriyorum. Ödevi yapan gözde değil de yapılan ödevler mesela. Ödevlerle ilgili bilgi verirsin. Yapılan ödevler diye anlatırsın. Yani mesela şöyle gelir cümlenin içerisinde. Homework done blah blah blah. Şimdi
burada gördün. Ya hocam ben bunun kısaltma olduğunu peki nereden anlayacağım? Bak bunun kısaltma olduğunu şuradan anlarsın. Ödev yaptı diye çevirebilir misin? Çeviremezsin. Ödev çünkü bir şeyi yapmaz. Ödev yapar mı, yapılır mı? Yapılır. Pasif bir çekim olduğu için sen dersin ki ha burası kısaltma o zaman. Kısaltmanın hali. Verb 3. Yani orası verb 2 diyemem. Anlaştık mı? Sonra geldim to verb 1 haline. Yani to do. Peki aslında şöyle yapsam daha güzel. Hepsini bitireyim ing'lerin sonra to'lara geçeyim. Önce having verb 3 yani having done'dan bahsedeceğim. Arkadaşlar have'li dediğimiz ifade aslında kendi içerisinde mış mış çeviri veren bir ifadedir. Mış mış çeviri verir. Bunu da aynen yapmış olan diye çevirirsin. Yapmış olan. Peki bunun pasifi nasıl olur? Bunun pasifi nasıl olur? Having been done. Yapmış olan demezsin de artık bunu pasif yapacağın için dersin ki yapılmış olan. Yapılmış olan. Yapılmış olan. Süper. Geldim to'lu ifadelere. To verb 1 halini yazacağım. Yani diyeceğim ki to do. To verb 1'lerin ya da to'ların bizim için 3 tane çevirisi vardır. 1 yapan diye çeviririz. 1 yapmak için diye çeviririz. Bir de yapacak diye çeviririz. Peki bunun pasifini nasıl çevireceğim? Pasifinde de diyeceğim ki to be done. Yapan değil, yapılan. Seçemedim. Yapan değil, yapılan. Yapmak için değil, yapılmak için. Yapacak değil, yapılacak. Peki gelelim have'lilere. Have'lilerde nasıl yazacağım? Yine mış mış çevirisini koruyacağım. Diyeceğim ki to have done. Yapmış olan. Yapmış olmak için. Yapmış olacak. Gelelim bunun da pasifine. To have been done. Diyeceğim ki yapmış olan değil, yapılmış olan. Yapmış olmak için değil, yapılmış olmak için. Yapmış olacak değil, yapılmış olacak. Artık bizim için çeviriler de tamam mı? Çeviriler de tamam. Nasıl çeviri yaptığımızı da gördük. Bunlar cümleye geldiğinde bizim için nasıl çeviri vermiş olduğunu da gördük. Güzel. Şimdi o zaman bundan sonra neye dikkat edeceğim? Bakın dedik ki önce bizim için tablo. Tablo ne? Şu nasıl gözüktüğü, nelerin olduğu. Tamam, butik. Sonrasında bizim için ne geliyor? Cümledeki yerlere, okunuşları, çevrilişlere. Bunlar da bu şekilde dedik mi? Evet. Bir de neyi unutmayacağım? Meyi, mayı, mesi, ması çevirilerini de unutmayacağım. Bunları da to ve ing'ye bunları vermeyi de unutmayacağım. Peki. Şimdi bunlardan sonra benim için önemli olan bir şey var.
Bakın ben şu tabloyu şöyle aslında ikiye bölmüşüm. Bakın ne diye ikiye bölmüşüm? Nasıl bölmüşüm ikiye? Demişim ki bir evli olanlar bir de evsiz olanlar. İkiye ayrılıyor. Evsiz olanlar ve evli olanlar. Anlaştık mı? Bu şekilde ikiye ayrılıyor dedik. Peki bu ikiye ayrılanlar, bu ikiye ayrılanlar bizim için yani evli olanlar ve evsiz olanlar olmak üzere neye göre ayrılıyorlar? Yani ben ne gördüğüm zaman evli kullanacağım, ne gördüğüm zaman evsiz bir kullanım yapacağım. Doğru mu? Bu önemli değil mi sizce? Yani ben bunu evet ayırdım ama neyi gördüğümde evi kullanmam lazım? Ya da neyi gördüğümde evsiz bir ifade kullanmam lazım? Bunlar bizim için önemli. Peki hemen onu inceleyelim o zaman. Hemen onu inceleyelim o zaman. Şimdi evli ifade kullanımı. Şimdi evli ifadelerin kullanımlarını bir inceleyelim. Arkadaşlar eğer sizin için süreç anahtar kelime varsa kısalttığımız cümlede süreç anahtar kelimeleri varsa eğer anahtar kelimeler, süreç anahtar kelimeler varsa evli çekim. Bu ne demek? Gözde having worked for 3 years. 3 yıldır çalışmış olan Gözde in this company. Cümle devam ediyor. 3 yıldır bu şirkette çalışmış olan Gözde. Şimdi bak bir süreç anahtar kelime var mı? Var. Seni süreç verecek olan ya da perfect tense götürecek olan bir anahtar kelimen var mı? Var. Anahtar kelimen olduğu için ne yaptın? Evli çekime gittin. Peki bu olmasaydı o zaman derdin ki Gözde working in this company. Bu şirkette çalışan Gözde. Bakın süreç vermediği için ing ile kullandım. Süreç verdiği için evli çekimli kullandım. Anlaştık mı? Var mı buraya kadar bir sorun? Yok galiba, değil mi? Güzel. İkincisi ise öncelik sonralık olayı. Önce olan evli çekim. Şimdi bu neden? Önce olan evli çekim. Çünkü dedim ki bakın mış çevirisi veriyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş olan ifadeler evli çekim. Öncelik, sonralık verenler bizim için ne olacak? Önce olanlar. Yani eğer siz bir olayın hangisinin önce, hangisinin sonra olduğunu vurgulamak istiyorsanız kısalttığınız ifadedeki önce olanı evli çekimli yaptırmalısınız. Anlaştık mı?
Mesela derim ki the idea having been found by me was accepted for all. For demeyeyim de by diyeyim. Dedim ki bulunmuş olan fikir. Benim tarafımdan bulunmuş olan fikir. Bakın having been verb 3. Benim tarafımdan bulunmuş olan fikir herkes tarafından kabul etti. Hocam bunun önceliği sonralığı nerede? Bakın önce fikri bulursunuz sonra herkes kabul eder. Doğru mu? Eğer ben burada fikri önce bulduğumu savunacaksam bakın kısalttığım ifadeyi have'li çekim yapıyorum. Diyorum ki benim tarafımdan bulunmuş olan fikir benim için şuraya kadar aslında özne konumunda. Anlaştık mı? Eğer ben bunda öncelik sonralık belirtmek istemeseydim de the idea found by me was the idea the idea found şunu biraz daha şöyle yazayım çok ayrık olmasın found by me was accepted by all. Benim tarafımdan bulunan fikir. Bak bu sefer ne yaptım? Direkt verb 3 ile kısaltma yaptım. Having'i bu sefer karıştırmadım. Eğer şurada karıştırmak isteseydim önceliğin o olduğunu vurgulamış olurdum. Burada direkt istesem böyle yazabilir miyim? Yazabilirim. Bir sıkıntısı var mı? Hayır. Anlaştık mı? Sonrasında bir de bir tane daha var. Üçüncüsü de şu. Ana fiil present. Kısalttığım ifade past ise. Have'li çekim. Ana fiilimiz present'te olacak. Kısalttığımız ifade ise past'te olacak. Dedik ki mesela bunun en güzel örneği karıştırılmaması için mesela derim ki the war is taught to have happened in 1930 diye. Bakın savaş düşünülürmüş. 1930'da meydana gelmiş olduğu düşünülürmüş. Şimdi arkadaşlar bakın. Ana fiilim present. Doğru mu? İzle kullandım. Eğer bu 1930 sizin ana fiilinizin anahtar kelimesi ise o zaman burası was olmak zorunda kalırdı. Demek ki bunun anahtar kelimesi değil. Savaşın 1930'da meydana gelmiş olduğu düşünülürmüş. Ana fiilim present, kısalttığım ifadeye ait bir 1930 görüyorum. O zaman kısalttığım ifadeyi de ne olarak kullanacağım? Have'li kullanacağım. Peki hocam niye ing değil de sen burada to kullandın diyecek olursanız da pasif arkasından to kullanıyoruz. Birazdan bunu da inceleyeceğiz. Anlaştık mı? Buraya kadar bir sorun var mı? Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Öncelikle tablomuzu çizmiş olduk. Tablomuzun anlamlarına bakmış olduk. Tablomuzda aktif
ve pasiflerin hevli mi hevsiz mi buna göre ayırmış olduk. Şimdi bizim için bakın size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Doing için yapan çevirisini vermişiz. To do için de yapan çevirisini vermişiz. To do. Verb 3 için demişiz ki yapılan, to be done için de demişiz ki yapılan. Peki bu rastgele oluşan bir şey mi? Hayır. Bakın, having done yapmış olan, to have done yapmış olan. Having been done yapılmış olan, to have been done yapılmış olan. Baktığım zaman o zaman bu anlamda burada birbirine eş mi? Eş. O zaman ben şunu sorarım kendime. Eğer şunlarla şunların anlamı karşılıklı olarak anlamlar eşse, ben ing'yi mi seçeceğim, to'yu mu seçeceğim? Ya da neye göre ing'yi seçeceğim, neye göre to'yu seçeceğim? İşte tamamen olayı burada kavruyoruz zaten. Anlaştık mı? Yani aslında ben bir de şunu incelemiş oluyorum. Ay, şunu bir sileyim. Bir de buradan aslında kutumu bölmüş oluyorum. ING'ler ve to'lar olarak. Tamam mı? Güzel. Şimdi ben bir ara vereyim. Siz de bu sırada şunları bir okuyun. Şu yazdıklarımıza bir göz atın. Ben şunları bir tık şöyle küçülteyim. Şu yazdıklarımıza bir göz atın. Sonra tekrar gelelim. Sonra da devam edelim. Anlaştık mı? Buradan çıkmanıza gerek yok. Bir küçük ara. Bu yazdıklarıma bir göz atın. Sonra gelelim, devam edelim. Sonra sorumuzu da çözeceğiz. Tamam mı? Şöyle dursun. Şuraya bir göz atın. Hemen tekrar geri geliyoruz. 21, 40, 21, 40 hatta aynen 21, 40'da hemen geri geliyoruz. Ben de hemen ilacımı içip hemen geliyorum. 1, 2, 3 dakikalık bir mola.
Haydi toplanalım. Haydi toplanalım. Hazır mıyız? Teşekkür ederim. Ne oldu buralarda? Bir şeyler karışmış. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şöyle hızlıca bir mesajlara bakayım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi geri? Haydi bakalım. Devam edelim. Kaldığımız yerden. Her hocanın kendine has bir anlatımı vardır. Herkes aynı şekilde anlatırsa zaten bu işin ne mantığı kalır ne bir güzelliği kalır. Herkesin sevdiği, beğendiği bir hocası tabii ki olur. Ece Hoca, canım hocam, ben kendisini çok severim tabii ki de. Onun için yani hiç gerek yok. Olabilir. Haydi devam. Şimdi dedik ki öncelikli olarak bizim için tabloyu bileceğiz. Tamam, tabloyu hallettik cepte. İkinci olarak dedik ki bu tabloya yazdıklarımızın çevirilerini bileceğiz. Evet, onu da hallettik. O da cepte. Üçüncü olarak dedik ki bu tabloda hem hevli kullanımlar hem hevsiz kullanımlar diye bir ayrım yaptık. Onu da hallettik. Nerede hev kullanıyorduk? Nerede hev kullanmıyorduk? Şu yazdığımız ifadelerin dışında hiçbir yerde hevli ifade görmezsiniz hocalarım. Yani bir süreç anahtar kelime varsa hevli kullanım yaparsınız. Öncelik sonralık olayı varsa ki genellikle bunu sorabiliyor ya da süreç anahtar kelimeleri mesela yoğunluklu olarak verebiliyor. Bunlar varsa ve ana fiilimiz present, kısalttığımız ifade past ise hevli kullanımlar yapabiliyoruz. Bunlar varsa hevli kullanım, bunlar yoksa hevsiz kullanım ki genellikle hevsiz kullanımı daha çok görüyoruz. Bunu da ayırdık. Peki sonrasında dedim ki size gelin şu tabloda, şu yaptığımız çevirilerde şunları bir inceleyelim. Doing'in çevirisi dedik ki yapan, done'ın çevirisi dedik ki yapılan, having'den yapmış olan, having been'den yapılmış olan ve karşılıklı olarak şunu fark ettik. Doing yapan, to do yapan, yapan yapan, bakın karşılıklı olarak aynı çeviriler. Yapılan yapılan, yapılan to be'den ya da done karşılıklı olarak yine aynı çeviriler. Güzel. Having'den, to have'dan yapmış olan, yapmış olan yine aynı çeviriler. Bunlar da aynı çeviriler. O zaman bunlar ing'ler ve to'lar aynı çevirileri veriyorsa eğer, o zaman ben neye göre ing'imi, to'umu karar vereceğim? İşte bunu da geliyoruz. İşte önemli diğer bir konumuz şu arkadaşlar. Önemli diğer bir konumuz şu. Verb ing diye at başlığını bekle. Şimdi verb ing gördüğünde ya da ne gördüğünde verb ing'e gideceksin. Şimdi bak, virgülden sonra. Virgülden sonra verb ing. Bağlaçtan sonra verb ing. Prep'ten sonra verb ing. Başka nereden sonra verb ing'i kullanacaksın? Ha, bağlaç dedim ama bak bunun bir istisnası var. O istisna ne? In order to, so as to, in an effort to, in an attempt to. Şimdi bunları gördük. Bunlar bizim için make, mak için çevirisi verirler. Make, mak için çevirisi verirler. Ve bu çevirilerden sonra her zaman verb 1 kullanırsın. Tek bağlacın istisnası budur. Prep'in de bir kendi içinde tabii ki istisnası vardır. Peki bu istisna nedir? Prep'ten sonra hep ing kullanırız ama be about to kalıbına dikkat. Bunu çoğunluklu olarak nerelerde de görmeye başladım. Artık paragraflarımızın içlerinde de görmeye başladım. Be about to.
Be about to kalıbı bizim için üzere anlamında kullanırız. Ne üzere? Yani mesela derim ki I was about to come. Gelmek üzereydim. İşte aramak üzereydim. Dışarı çıkmak üzereydim. Hep bu anlamda kullandığımız, üzerelik anlamında kullandığımız. Çünkü burası kendisinden sonra yine ne alacak? Verb 1 alacak. Bak dikkat et. Ne kullandın? Verb 1 kullandın. Virgülden sonra, bağlaçtan sonra, prep'ten sonra, sahiplik eklerinden sonra. Sahiplik eklerinden sonra. Sahiplik ekleri ne demek? Sahiplik eklerinden sonra. Bakın hep sonra yazıyorum. Öncesi. Yani bunları gördüm. Bunlardan sonra verb ing'i kullanacağım. Sahiplik ekleri ne demek? My, your, benim, senin, bizim ya da gözdenin. S'le kestin. Bu şekilde kullandığın ifade de. Bunlardan sonra da ne getiriyorsun? Verb ing'i getiriyorsun. Sonrasında sahiplik ekleri dedik, bağlaçlar dedik, prepler, virgül dedik. Güzel. Bunlardan sonra genellikle ne kullanacağım? Verb ing kullanacağım. Bir de bizim kalıp ifadelerimiz var. Buna da bir değineyim. Bazı to ile biten ifadelerden sonra. Bunlar neler peki hocalarım? Bakın to ile bitiyor ama bu ifadelerden sonra ne getiriyoruz? Verb ing getiriyoruz. Bu ne demek? Yani aslında diyorum ki size. Aman 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 benim yazdıklarımın dışında. Hayır hayır hayır. Onları sıfatları somebody anybody onların hepsini to ile beraber kullanacağız. Şimdi bu yazdıklarımın dışında hiçbir şey ing getirmeyin. Mesela diyeceğim ki look forward to. Look forward to. Ya da işte diyeceğim ki accuse mutlu. Sonra diyeceğim ki işte be used to. Get used to. Get used to. Bunların hepsi bizim için neydi? Alışkın olmak. Look forward to, dört gözle beklemek. Sonrasında başka limited to diyeceğim mesela. Sınırlı olmak, doğru mu? Limited to, sınırlı olmak. Ya da object to, bizim için object to karşı olmak. Bu anlamda kullanacağım. Sonra başka ne yazabilirim? Ha, mesela in addition to. In addition to. Ek olarak. Ya da contrast to. Doğru mu? Contrast to. Bu da bizim için ne diyorduk? Zıttına, aksine. Bunların hepsi bakın to ile bitiyor. Ama kendilerinden sonra ne alacaklar? Verb ing alacaklar. Zaten bak aslında bunlar bizim için bağlaç. Demiştik ki bağlaçlardan sonra zaten biz ne kullanacaktık? Ing kullanacaktık. Yani bunların sadece istisnası neydi? İstisna sadece şunlardı. Bunlar bizim için istisnamızdı. Peki güzel. Bunlardan sonra ing dedik. Peki neyi görünce ing'e gideceğimiz belli. Peki neyi görünce to'ya gideceğiz? Bir de onları inceleyelim. To diye attım başlığımı. Şimdi bizim için bak bağlaçlar sıfatlardan sonra. Sıfatlardan sonra to. Sonra. Pasiflerden sonra to. Başka
Sıfatlar dedik, pasifler dedik. Başka nereden sonra kullanırım? Derim ki süperlatif ifadelerden sonra. Süperlatif ifadelerden sonra ne kullanırım? To. Tabii bu süperlatif dediğim ifadede de aslında şunu söylemek istiyorum. Genellikle karşına şu ifadeye yer gelecek. Şunları kullanacaksın. The last, the best, the most, the first. Bu ifadeleri gördüğün zaman to'yu yapıştır. Bunlardan sonra, pasiflerden sonra, sıfatlardan sonra. Any, no, some. Belirsiz ifadelerden sonra. Belirsiz ifadelerden sonra. Yalnız bunları tek başına mı göreceğim hocam? Hayır. Aman aman aman. Sen bunları any one, some one, işte no one ya da anywhere, somebody ya da bla bla devam eden bu şekilde bu kullanımlarla beraber ancak bunlardan sonra ne yapacağım? To'yu işaretleyeceğim. Bunlar varsa to'yu işaretleyeceğim. Bakın şuraya sadece sıfatlar dedim. Zarflar demedim. Aman diyeyim o ifadelere dikkat edin. Tamam? Sıfatlar, pasifler, süperlatifler, any sovanlar. Aa bakın çok önemli bir not. Soyut, isim ya da fiiller. Bunlar ne? Bunlar da mesela soyut isim dediğim responsible, possibility, işte opportunity, responsibility ya da possibility, opportunity, emotion. Bunlar bizim için soyut isim mi? Peki soyut fiiller ne acaba? İşte mesela derim ki struggle. Struggle. Decide. Force. Appear. Seem. Look. Bunlar iş oluş bildirmeyenler ya da allow. Bunlar en çok karşımıza çıkanlar mı? Evet. Sizin karşınıza açtığınız zaman gerund ya da infinitive olan bir sürü fiil çıkacak karşınıza. Hepsini ezberlemenize gerek var mı? Yok. Şunları ezberleseniz bile sizin için yeterli. Çünkü dönüp dönüp aynı şeyler soruluyor. Tamam? Bunlardan sonra ne kullanacağım? To kullanacağım. Sonra to. Aynen buraya believe'i de ekleyebilirim tabii ki. Sonra başka nereden sonra to'yu kullanacağım? Soru kelimelerinden sonra W, H, question'lardan sonra. Yani sallıyorum sen burada why'ı gördün bundan sonra to'lu kısaltma kullanacaksın. Anlaştık mı? Sonrasında genellikle EYDS'de çıkan ama for artı noun artı to verb 1 kalıbı. To verb 1 kalıbı. Şimdi bu ne demek hocam? Şimdi senin için bir isim gelecek. For'dan sonra bir isim gelecek ve bundan sonra bir to verb 1 getireceksin. Diyeceksin ki for student sallıyorum. Öğrenciler için ya da dersin ki mesela I am here for students. I am
here for students to answer. Cevaplamak için, öğrenciler için, onların sorularını, their question. Onların sorularını cevaplamak için buradayım. Öğrencilerin sorularını cevaplamak için. For student'ı gördün ya da işte sallıyorum for'unu gördün. Noun'unu gördün. Hop to verb 1 yapıştırıp geçiyorsun. Şu kalıp genellikle EYDS'de soruluyor mu? Soruluyor, bilgin olsun. Şimdi tekrar bak en başa geri dönüyorum. Bak en başa geri dönüyorum. Şimdi ne yaptık? Tekrar özet. Tablomuzu oluşturduk. Çevremize baktık. Ne zaman have'li, ne zaman have'siz kontrol ettik. Ne zaman ing, ne zaman to bilgilerini verdik. Şimdi geldik artık soru çözümüne. Hocam geldik gelmesine de nasıl sorusunu çözeceğiz? Gel bir ondan kısaca bahsedeyim. Şimdi bak cümlen geliyor. Bula 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 geldi. Tamam. Sonrasında şurada sana x'ini soruyor. X dediğin aslında senin için burada kısaltmayı soruyor. Sana burada onu soruyor. Bak cümle devam ediyor daha. Yani sallıyorum sana burada diyor ki burası verb 3 mü? Burası verb ing mi? Burası to be işte verb 3 mü? Ya da burası having verb 3 mü? Bunlardan hangisi diyor sana? Sallıyorum. Sen bak boşluğun arkasına bakarak, boşluktan önceki yapıya bakarak burasının, burası senin için ing mi? Yoksa burası senin için to mu? Onun kararını veriyorsun. Çünkü ben hep dedim ki bağlaçtan sonra verb ing, prep'ten sonra verb ing, sıfattan sonra to, pasiften sonra to. Onun için sen ne yapıyorsun? Boşluktan önceye bakarak, yani kısaltmayı vermediği için boşluktan önceki yere bakarak ing mi to mu kararını veriyorsun. Boşluktan sonraki yapıya bakarak, boşluğun hemen arkasından bakarak diyorsun ki o zaman burası aktif mi, burası pasif mi, onun kararını veririz. Tamam? Aktif mi, pasif mi, boşluğun sonrasında onun kararını veririz. Şimdi bakın zarf yazmadım. Onun için zarf yazmadığım için de zarflarla ilgili bir şey söylemiyoruz. Çünkü zarfların bazısı ing alabiliyor, bazısı to alabiliyor. Onun için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Tamam? Onun için yazmadım. Siz de yazmayın. Sonrasında aktif mi, pasif mi dedim. Peki bundan sonrasını nasıl ilerleteceğim? Eğer ifadeniz aktifse bakın boşluktan sonra e, en ve d ifadeleri varsa nesne var demektir. Nesne varsa aktiftir. Anlaştık mı? Ya da boşluktan sonraya boşluktan sonraki kısım neyi sorusuna cevap veriyorsa nesne vardır. Nesne varsa aktiftir. Peki pasifi neye göre karar vereceğiz? Diyeceğim ki arkadaşlar eğer bakın boşluktan sonra as yapısı ya da bağlacı olarak anlamındaysa
azaltma pasiftir. Ya da pasif olduğunu nereden anlarız? Boşluktan sonra prep varsa. Pasif olabilir. Bakın, şimdi buraya dikkat. Neden? Şimdi bakın. Net bir şekilde aktiftir dedim. Doğru mu? Nesne varsa aktiftir. Çat. Aktiftir. Çat. Bak ne kadar net. Ez yapısı varsa pasiftir. Bitti. Ama boşluktan sonra prep varsa pasif olabilir. Bakın burada net bir ifade yok. Çünkü bazen aktif olarak da kullanabiliyoruz bazı ifadeleri. Bu ne demek? Yani fiilin kendi prep'i ise aktif olarak kullanırız. Yani mesela sana çıkar contribute to. To gelir. To'su vardır. Contribute'u şıklarda gelecektir. E kendi prep'i olduğu için sen burada ne kullanırsın? Aktif kullanırsın. O yüzden her zaman pasif diyemeyiz. Anlaştık mı? Peki o zaman tekrar ettiysek, her şeyi söylediysek geçelim mi soru çözümümüze? Hadi gelin bir iki tane şöyle bir soru çözelim. Soru üstünde de görmüş olalım. Sonra dersimizi bitiririz. Şimdi bakın sadece sorumu çözerken hatta şuraya tekrar döneyim diyeyim ki önce aktif pasif ayrımı. Şimdi canım hocalarım, canım arkadaşlarım, eğer net bir şekilde benim yazdığım ifadeler yoksa, benim yazdığım ifadeler yoksa aktif pasiflikten ilerleyin. Olur mu? Ama şimdi bakın. Burada net bir şekilde verilmiş mi? Verilmiş. Bak hemen boşluğun öncesine bakıyorum. Hiç boşluğa bile bakmıyorum. Sıfat mı? Sıfat. Sıfat mı? Sıfat. Diyeceğim ki sıfattan sonra to kullanırım. Sıfattan sonra to kullanırım. Bakın gitti. Bakın gitti. Bakın gitti. Bakın gitti. Direkt cevabım ne? Bursa. Anlaştık mı? Direkt cevabım Bursa. Bir de size şöyle bir not söyleyeyim. Not. Eğer şıklarda verb 1 ifadesini görürsen, şıklarda verb 1 görürsen dikkat. Neden? Çünkü eğer senin için verb 1'den önce have, make ve let ifadeleri kullanılmışsa bunlardan sonra verb 1 kullanabilirsin. Burada aslında bir ettirgen dediğimiz bir kauzatif kural vardır. Birine bir şey yaptırtmak ya da bir şey yaptırtmak. Şimdi o konuya girmeyeceğim ama sadece çok önemli bir konu değil çünkü sadece şunu bilseniz yeterli. Yani şıklarda verb 1 gördüğünüz zaman ki bir de şunu yazayım. Help 1 verb 1 alır. Bir de to verb 1 alır. Bunları görebiliriz ancak help'ten sonra. Şimdi neden bunu söyleme gereği duydum? Çünkü bakın şıklarımda verb 1, verb 1 ifadelerim var. Burası verb 1, burası verb 1. Bakıyorum hemen kendinden önceki yapılarda have, make ve let fiilleri olmadığı için diyorum ki o zaman bunları da kullanmama gerek yok. Tamam? Geldim buraya. Bakın. Bir yazı bizim için çok tehlikeli yapılardan bir tanesi. ING ile de kullanımı var.
to ile de kullanımı var. Onun için buna dokunmuyorum. Hem ing ile hem to ile kullanım olduğu için buna dokunmadan hareket edeceğim. Bakın boşluktan sonra ne var? The ifadesi var. O zaman diyorum ki ilk boşluk bizim için ne olacak? Aktif olacak. Aktif olacak ya, hemen bakın being verb 3 pasif. Verb 3 pasif. Gitti mi? Gitti. Süper. Şunlar kaldı elimde. Kalsın. İkinci taraftan. İkinci taraftan. Aa bakıyorum. Verb 1. Verb 1'i kullanabilmem için benim have, make ve let fiillerine ihtiyacım var. Bakıyorum kullanılmış mı öncesinde? Hayır. O zaman bu ifadem de gitti. Bu da gitti. Peki boşluktan sonraya bak buna da hiç karışmayacağım. Çünkü benim yazdığım hiçbir ifade yani have'li ifade mi işte to'lu pasif mi ancak onları işaretleyip inceleyebiliriz. Şimdi canım arkadaşlarım eğer bir de have'le ilgili şöyle bir not yazayım size. Eğer cümlenin ortasındaysak bakın cümlenin başında değilsek cümlenin ortasındaysak eğer bizim için genelleme, açıklama, tanım, bilimsellik, bir bilgi aktarımı gibi bir şey varsa have'li ifadeleri kullanmayız. Bakın cümle ortasında Thomas Edison'la ilgili bir bilgi aktarımı yapmıyor mu? Evet. O zaman have'li ifadeleri kullanmana gerek yok. Ne yaparsın? Direkt have'li ifadeleri siler geçersin. Tamam? Bakın bu bir kolay yoldur. Şimdi peki hocam ben bunu bilmiyordum. Nasıl çözebilirdim? O zaman bak ilk taraftan ellemezdin. İkinci tarafta biri aktif biri pasif. Buradan kontrol ederdin. Şimdi hareketli fotoğrafları çeken kamera mı? Hareketli fotoğrafları çekilen kamera mı? Çekilen kamera olmaz. Çeken kamera olur. O yüzden pasifi siler aktif işaretlersin. Anlaştık mı? Şimdi geldim bu soruya. Bak boşluktan önce bir ne var elinde? Bir prep var. Süper. Prep'ten sonra ne kullanırsın? Verb ing kullanırsın. Hemen git, hemen git. Verb ing olmayanları ele. Şimdi eleyemiyorum. Neden? Çünkü hepsini verb ing'li varmış. Bu benim için verb 1 hali mi? Evet verb 1 hali. Ama ben verb 1'i nasıl kullanabiliyordum? Ancak elimde have, make ve let fiilleri olursa kullanabiliyordum. Bakıyorum boşluktan önce var mı? Yok. O zaman bu gitsin. Sonra spent dediğimiz aslında bizim için verb 3. Verb ing'nin tüm kuralları geçerli. Verb ing'nin kuralları geçerli. Yani ben verb ing için ne diyorsam dedim ki prep'ten sonra verb ing bu da verb ing'nin pasif hali olduğu için verb ing'nin pasifiydi ya. Onun için verb ing'nin sahip olduğu tüm kurallara verb 3'te sahip diyorum. O zaman bunu da elemiyorum. Güzel. Şimdi başka ne yapabilirim? İkinci tarafa gideyim bir bakayım. Doğru mu? İkinci tarafta bakıyorum. Benim için yine bir verb 1 ifadesi var. Verb 1'i kullanabilmem için yine have, make, let'lere ihtiyacım vardı. Onlar da yok. O zaman bu da gitti. Bunu da elemiş oldum. Peki. Bak. Arttırmak değil mi Rice? Arttırmak değil mi? Evet. Neyi arttıracaksın? Vergi ödemelerini. Bak neyi sorusunun cevabı var mı boşluktan sonrası için? Var. Neyi sorusunun cevabı varsa ne diyorduk? Aktif diye bakıyorduk. Doğru mu? O zaman burası pasif gitti, burası pasif gitti. Cevabım direkt ne olmalı? Direkt adam olmalı. Anlaştık mı? Bakın cümlenin tamamına bile bakmıyorsunuz. Öncesine sonrasına, öncesine sonrasına. Anlaştık mı? Var mı buraya kadar anlaşamadığımız, anlamadığınız bir yer? Şöyle bir sorayım diğer sorulara öyle geçeyim. Süper. Hadi devam o zaman. Şimdi geldim buraya. Şimdi bakıyorum.
Boşluktan önce people kullanmış. Herhangi bir şey anlatmıyor. Outdoor kullanmış. Yine bir şey anlatmıyor. O zaman bak şurada yakaladığım bir the ifadesi var. Diyorduk ki the ifadesi varsa burayı ne kullanacağım? Aktif kullanacağım. İkinci tarafım aktif olacak. Peki bakayım sağ olsun ikinci tarafın hepsinde aktif vermiş. E bakıyorum elimde bir verb 1 var. Elimde bir verb 1 var. En azından bak bildiğim yerlerden giderek şık eleyebilirim. Doğru mu? Peki bakıyorum şimdi. Bakıyorum şimdi. Have, make, let fiilleri var mı? Have, make ve let fiilleri var mı? Hayır. O zaman verb 1'leri kullanamam. O zaman bu iki şık gitti mi? Gitti. Şimdi baktığım zaman diyetisyenler öneriyorlarmış insanlara. Yürüyen insanlara mı öneriyorlar yoksa yürümeyi mi öneriyorlar insanlara? Hadi buradan çıkaramadık. Bak ikinci taraftan daha kolay olacak. Yürümeyi tavsiye ederler. Hadi buradan ayıncımı, tuğumu çıkaramadım. Bir de ikinci tarafa bakayım. Şimdi bak kapalı alan ve açık alanda aşırı kalori alımını yakmasından bahsedeceksin. Yakan kapalı alan ve açık alan mı? Yakmak için mi? Aşırı kalori alımını yakmak için mi? Yakan açık alan ve kapalı alan mı? Bak yakan dersin orada. Yakan mı dersin yoksa yakmak için mi dersin? Aşırı kalori alımını yakan açık hava ve kapalı hava mı dersin? Yoksa aşırı kalori alımını yakmak için açık alan ve kapalı alan mı dersin? Yakmak için dersin. Bak oradaki mekmak için çeviriyi bir tek direkt bunları silersin. Direkt bir tek veren Edirne dersin. Bak burada da meyimayı çevirisini neyle verdin? Tuvalk'la verdin. Geldim buraya. Bak. Direkt hemen şuraya dalma. Bak öncesinde başka şeylerim var elinde. Bak gel. Çok güzel bir ifade var şurada elimde. For'dan sonra ne var? Bir noun var. Farmers. For, noun. Ne kullanacaksın? To verb 1 kullanacaksın. ING gitti. Bak zaten burası verb 1. Gitti. Bak bu da zaten ING'nin pasifi. Doğru mu? ING verb 3. E bu da gitti. Kaldı mı elinde iki tane şık birden biri? Birisi ING, birisi to verb 1. Peki ben bunu nasıl kullanacağım? Bak buradan karar veremedim. Predict, tahmin etmek. Buradan karar vermeyeceğim. Buradan devam etmeyeceğim. Nereden bakabilirim? Bak şuraya dikkat et. Out ifadesine dikkat et. Carry out. Bak fiilin kendi pirebi. Fiilin kendi pirebi olduğu için ben burayı nasıl çevireceğim? Aktif çevireceğim. O yüzden pasif ifade gitti. Direkt cevabım Bursa olmalı. Anlaştık? Geldim buraya. Geldim buraya. Bak. The first ifadesine bak. The first. The first. The first'ü gördüm. Diyeceğim ki hop burası benim için tuğlu çekim. Zaten bir tek ne gitti? Bursa gitti. Peki. O beklemedi, ummadı. Şimdi assign bizim için atamak mı demek? Atamak demek. Şimdi kendi kendine atamayı mı ummadı? Atanmayı mı ummadı? Atanmak diyeceğim. Doğru mu? Kimse kendi kendine atamaz, atanır. O yüzden burası benim için pasif bir çekim olacak. To verb 1 gitti. Verb ing gitti. Pasifsin olursun. To be verb ing. Bakın. To be verb ing. Burası bizim için aktif bir çekimdir. Ve to be verb ing kolay kolay doğru cevap olarak gelmez. Aktif olduğu için bu da gitti. Direkt cevabım nedir? Denizli. Çünkü bana pasif bir yapı lazım. Anlaştık mı?
anlamadığınız bir yer var mı? Soruları çözerken neye dikkat ettiğimi, nasıl ilerlediğimi gördünüz mü? Bir fiilini kullanmayız. Bakın hocam, sadece ben verb ing'nin pasifini yaparken sadece kural olarak verb 3 kullanırım. Direkt budur. Buna dikkat. Öncesine, sonrasına bakacağım. Aktif pasif yakalayabiliyorsam önce onlara bakacağım. Sonrasında da varsa ing mi to mu ona bakacağım. Zaten bir de sizin şöyle bir rahatlığınız var. Bir taraf kısaltma, reduction, işte gerund infinitif. Bir tarafta tense. Eledikten sonra tense'den bile, muddle'dan bile, pasif'den bile yakalayabilirsiniz. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi aktif pasif karıştırıyorum. İşte dediğim gibi. Bakın şuradaki ifade sizin için önemli olan bu. Eğer boşluktan sonra e and the varsa sizin için aktiftir. Nesne var demektir, aktiftir. Boşluktan sonraki ifadeye bakarsınız. Neyi sorusuna cevap veriyorsa aktiftir. Pasif ifade arıyorsam boşluktan sonra as bağlacını göreceğim ama olarak anlamında göreceğim. O zaman pasif kullanacağım. Anlaştık mı? Rica ederim. Şimdi bu yazdığım PDF'i hemen şimdi paylaşıyorum sizinle. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Derslerimizi takip etmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın diyormuşum. Rica ederim. Bir sonraki derslerimizde inşallah görüşürüz. Faydalı olması dileğimle. Kendinize iyi bakın. Bolca çalışın. Bolca kelime ezberleyin. Aman diyeyim, günü gününe çalışmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Hepinize iyi geceler diliyorum. Derse katıldığınız için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.